Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyiyiz çok şükür. Muhtarlarımız geldi bizi ziyarete. Muhtarlarımızı ağırlıyoruz. Sizin kulaklarınızı çınlattık. Size sevgimizi, saygımızı şey yaptık. Onlar da yanlarında sizin bir büyük boy resminizi taşıyorlarmış. Bana onu hediye ettiler. Şimdi de sizin sesinizi duymak istedik. Sağ olun. Çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. İnşallah görüşmek üzere Sayın Cumhurbaşkanım. Bizler sizleri seviyoruz, takip ediyoruz. Maşallah çok yoğun çalışıyorsunuz. Allah güç kuvvet versin. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Nebiyyü Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine ya Rabbi. 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs'a giderek tüm dünyaya iki devlet, tek millet olduğumuzu haykırdı. Bütün dünyaya seslendi. Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Bizler tek milletiz fakat birbirimizi yürekten bağlı olsak da tanımıyorduk. Sayın Konsolosumuz sayesinde bir bağımız ilerledi, gelişti ve ilelebet sürecek bir dostluk oluştu. Bugün buralarda ağırlayan, organizeyi yapan Sayın Dernek Başkanıma, Sayın Belediye Başkanıma, huzurlarınızda temsil ettiğim derneğim, şahsım ve muhtarlarım adına teşekkür ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dendiği zaman akan suların durduğunu bize her fırsatta, her platformda hissettiren belediye başkanımıza içtenlikle teşekkür ederim. Bu parkın bizim için anlamı çok çok büyüktür. Bu vesileyle ben başta Ulender Mustafa Kemal Atatürk, özgürlük mücadelesi liderimiz Doktor Fazıl Küçük, kurucu cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş olmak üzere vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad etmek istiyorum. Sanki gurbetten kardeşlerimiz gelmiş gibi, ağabeylerimiz gelmiş gibi hissediyoruz. Uzaktaki akrabamız gelmiş gibi hissediyoruz. Mutlu olduk. Kıbrıs davası Türkiye için, milletimiz için, devletimiz için çok önemli bir dava. Kıbrıs önemli. Vatan önemli çünkü. Kıbrıs vatandır. Anadolu neyse Kıbrıs bizim için odur. Anadolu insanı neyse Kıbrıs insanı odur. Ayrıca jeostratejik olarak da Kıbrıs önemlidir. Aslında şu 1-2 yıl içerisinde olan gelişmelerde Doğu Akdeniz'deki mücadelede jeostratejik olarak Kıbrıs'ın neden önemli olduğunu da görüyoruz. Anadolu ferasetiyle binlerce yıllık devlet geleneğimizle her türlü sıkıntımızı, derdimizi çözecek güçteyiz. Gerektiğinde milli iradeyle hareket etmek, yumruğu masaya vurup gerekeni yapmakla gücündeyiz. Kıbrıs Barış Harekatı bunun en önemli örneklerinden bir tanesidir. Bütün dünyaya rağmen, yedi düvele rağmen milli iradeyle Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleştirilmiştir. Acılar son bulmuştur. İnşallah Türkiye güçlendikçe, Türk devletleri güçlendikçe, Türk Konseyi, Türk Keneşi güçlendikçe Kıbrıs'ta daha güçlü olacaktır, daha rahat olacaktır. Kıbrıs'la Türkiye arasındaki ekonomik, sosyal, siyasi ilişkileri geliştirmek. Bir bütünün parçaları olarak Kıbrıs insanına destek olmak, efendim Kıbrıs'ı önemsemek ki çok önemsiyoruz. Bugün de Sayın Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar Bey hiç durmadan çalışıyorlar. Kendisiyle telefonla görüştük. Sizlere de çok selamları var. Toroslara çok selamları var. Mersin'e çok, Türkiye'ye çok selamları var. Bugün de bize düşen Kıbrıs'la Türkiye arasındaki ilişkileri, ekonomik, sosyal, siyasi ilişkileri geliştirmek ve Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar Beyefendi'ye hem fiilen hem sosyal medyada her türlü yapabileceğimiz ne varsa destek olmak.
Toroslardan, Mersin'den Kıbrıs'a, Gazi Magosa'ya, Kıbrıs'ın her noktasıyla noktasına bizden önce sevgi götürün. Saygı götürün. Selamlarımızı iletin. Bizler var oldukça, sizler var oldukça devletimiz, milletimiz ilelebet payidar kalacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız buraya geldiğinde kendilerini ağırlarken oturduk, programı izlerken bana dedi ki, sonra konuşmasında da söyledi, ben dedi evimde her sabah kalktığım zaman Toros Dağları'na bakarım. Eğer o gün Toros Dağları'nı görebiliyorsam, hava açıksa, görebiliyorsam içime bir mutluluk kaplar, huzur kaplar ve o güne iyi başlarım dediler. Bunu konuşmalarında da ifade ettiler galiba. Ben de kendilerine şunu söyledim. Dedim ki Sayın Cumhurbaşkanım, biz de Toroslara çıktığımız zaman, Torosların zirvelerine çıktığımız zaman ilk baktığımız yer Kıbrıs'tır. Kıbrıs'ı görüyorsak seviniriz, mutlu oluruz. Kıbrıs oradadır, duruyordur. Mutlu oluruz. Toroslarla Kıbrıs hep göz gözedir, hep diz dizedir, hep beraberdir. Binlerce yıl boyunca da beraber olmaya devam edecektir inşallah. Sayın Ali Göktürk, buyurun efendim. Sayın Oğuzhan. Çelebili Mahalle Muhtarımız Ertuğrul Doygun.